Elizabeth de çok sevdi. Oğlunuz gibi oldu. Çok heyecanlıcım. Mutlu edeceği belli. Şaraplarınız da geldi. Bu da sizin bir kızınız sonuçta değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Ayrıca görüşürüz. Nesrin'ciğim, bak kimler geldi. Müsaadeniz tabii. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Hasret'ciğim. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir kadeh beyaz şarap. Olur. Tamam. Buyurun. Seninle konuşmak evet, istediğim bir şey var mı? Ne oldu anne? Geçen gün geldiğinizde Hasret bir şeyden bahsetti. Bir turnemi ne varmış? Gitmeyi düşünüyorum dedi. Haberim var. Öyle mi? Gidecek mi yani? Yanlış anlama, kötü bir niyetle sormuyorum bunu. Hasret'in gidip gitmeyeceği henüz belli değil anne. Her şey yarın akşam belli olacak. Ne olacak yarın akşam? Zamanı gelince sen de öğreneceksin anne. Ama şimdi değil. Peki. Nasıl istersen. Ama ne yapacaksan yap, Hasret'in gitmesine izin verme. Çünkü biliyorum ki sen Hasret yanında olduğu sürece mutlusun. Nesrin'ciğim bak kimler geldi. Hanımefendi hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Mini albüme dönmek en iyisi olacak. Çiçekçi kız ve bir elmanın yarısı. Bence bu iki şarkı çok daha ilgi çekici olacak. Ne dersin? Haklısın, iki şarkı üzerinden de. Yalnız bütçe demez. Bütçe sorun değil. Eski arkadaşlar yardımcı oluyor. İş konuşmayı bırakın ama. Değil mi Hasret? Evet. Yarın akşam bir işiniz yoksa hep beraber bir şey yapalım mı? Yarın akşam mı? Yarın akşam bizim bir işimiz var. Var değil mi Murat? Evet, evet. İşimiz var. Bu kadar heyecanlandığına göre önemli bir şey olmalı. Aa, makineler geliyor. Bravo. Bravo Nakiş. Siz Nakiye Şerbetçi. İyi günde, kötü günde. Evet. Dur kızım, bitirmedim daha. Evet. İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta. Sayın Atilla oğlu Şevket'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Nakiye evet desene. Şimdi mi? Hadi. Evet ediyorum. Siz de şahitler olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Ben de o zaman sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayır.